Edirne deyince akla tava ciğer gelir. Edirne birçok tava ciğer ustasını yetiştirmiştir ve Edirne'de birçok tava ciğer dükkanı var. Bütün turistler buraya gelir, tava ciğerden tadarlar, öyle Edirne'yi terk ederler. Ama şimdi tava ciğercilik de ölüyor, maalesef mekanlar da ölüyor. Ustamız da böyle söylüyor. Doğru mu usta? Evet. Şu anda biz de HES otuyla açılmak istiyoruz. Buradan herkese sesleniyoruz. Diğer işletmelerde olduğu gibi, AVM'lerde olduğu gibi, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi, dünyanın her yerinde olduğu gibi HES otuyla açılmak istiyoruz. 75 kişi evlerine ekmek götüremiyor. Biz de bu tip iş yerlerinin, yani lokanta, restoran, tava ciğer işletmelerinin HES koduyla müşterilerini kabul etmelerini istiyoruz. Neden arttı? Çünkü ya da dışa bağımlıyız. Bir, döviz artıyor. İki, dünyadaki ülkelerde de kuraklık oldu, verim düşüklüğü oldu. Fiyatlar ton başına 250-300 dolar arttı. Bu da market fiyatlarına, bakkal fiyatlarına yansıdı. Yumurta fiyatları %100 arttı. Geçen sene bu yumurta 65-70 kuruştu. Şimdi 1 lira 25 kuruş, 1 lira 30 kuruş aralığında geziniyor. Peynir fiyatları niye arttı? Üreticinin girdileri çok yükseldi. Yem fiyatları çok yükseldi. Bu da market raflarına fiyatların yükselmesiyle yansıdı. Kanımız toprağı sevdalanırken bu toprağın sesi bizim sesimiz. Çiftçiyi yok sayan, tarım üretimi yok sayan bir iktidarla karşı karşıyayız 18 yıldan beri ve bunu son 3 yıldan beri özellikle tek adam rejimine geçtikten sonra daha yakından hissediyoruz. Niye? Çünkü ithal etmek, yandaşlara para kazandırmak, bakın çok iddialı söylüyorum, ithal ederek yandaşlara para kazandırmak hükümetin artık birinci önceliği oldu. Yani geniş kesimlere para aktaralım, çiftçiye para aktaralım, çiftçiye para aktardıkça buradan esnafa para gider, buradan devlete vergi gider diye bir artık kaygısı kalmadı iktidarın. Çünkü uyguladığı ekonomi politikaları kimseye bir fayda sağlamıyor.